Herkese merhabalar. Haber Değer'de Sayın Atköz Bey ile birlikte gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Gündemde ne var? Malumunuz Sedat Peker'in videoları. Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nden son 2-3 haftadır çeşitli kasetler yayınlıyor. O kasetlerde AK Parti ile ilgili önemli iddialar ortaya atıyor ve Türkiye'de Sedat Peker'in iddialarını tartışıyor şu anda. En son Süleyman Soylu ile ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bir takım iddialar ortaya atmıştı. Süleyman Soylu da hem TRT Haber'den hem de Habertürk'ten Sedat Peker'e yanıtlar vermişti. Sedat Peker bugün de 8. videosunu yayınladı, son videosunu. Bu sefer biraz daha farklı noktalara eğildi, Suriye meselesine girdi. Sedat Peker 2015 yılında Suriye'yi yanlış bilmiyorsam 4 tır silah yardımında bulunmuştu Suriye'deki Türkmenlere. Bugün o konuyu anlattı ama o konuyu Cumhurbaşkanlığına bağlayarak anlattı. Suriye ile ticaret yapmak istiyorsanız bunun yolu Cumhurbaşkanlığı İdari İlişkiler Başkanı Metin Kıraplı'dan geçer minvalinde bir şeyler söyledi. Sadat Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin aslında o silah yardımında bulunduğunu, Sedat Peker'in isminin kullanıldığını orada söyledi. Sedat Peker bu iddiaları gündeme getirince ister istemez Türkiye'de gözler işte yeni isimlere, Metin Kıratlı'ya, Adnan Tanrıverdi'ye çekildi. Ben de Atıf Bey'le biraz bu konuyu değerlendireceğim. Atıf Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum Ali. Sağ olun Atıf Bey. Son videoyu izlediniz mi Atıf Bey? 7.30'da yayınladı sabah. Evet, esasen Sedat Peker'in ilk videolarını izlemedim. Şundan dolayı izlemedim. Tepkim şuna yönelikti. Yani ülkenin bu kadar ciddi meseleleri bir mafya lideri tarafından gündeme getirildiğinde bu kadar ciddi alınmaması gerekiyor. Ancak neticede biz gazeteciyiz. Kamuoyunun temayülünü yönelmesini önemseriz. Şu anda bizim kamuoyu kabul edelim ki istesek de istemesek de her hafta, hafta sonu, pazar günleri veya işte Sedat Peker'in ilan ettiği gün hangisi ise onunla kalkıp onunla yatıyor. Milyonlarca insan izliyor. Biz haber değeri olarak esasen bölgesel çapta haber yapmaya odaklanmış bir siteyiz. Ancak şu anda Edirne'den Ardahan'a 85 milyon insanımız bu açıklamalarla kalkıp bu açıklamalarla oturuyor. Bu son bir iki tane videosunu izlemek durumunda kaldım. Çünkü meslektaşlarımız çok üzerinde kalıyor. Sayın Soylu'nun siz de o özet takdiminizde ifade ettiniz. Habertürk'teki 3 saate yakın o mülakat ülke gündemini çok ciddi manada meşgul etti. Arkasında Sayın Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşmaları, Soylu'ya verdikleri destek gündeme geldi ki bunu hepsini bir kalemde ben değerlendirmeyeyim. Bunlar olunca sizinle birlikte değerlendireceğiz ama bugünkü YouTube'da yayınlattırdığı 8. videosunu ben de izledim. 8. videodan başlayalım o zaman Atıf Bey. Sonrasında Süleyman Soylu konusunu biraz daha genişleterek konuşalım. Çünkü Süleyman Soylu konusu farklı noktalara da gitti. Sayın Soylu Habertürk'te katıldığı programda muhalefeti eleştirdi biraz buradan. Hem bunları da soracağım size. O yüzden önce şu soruyu sorayım. Suriye meselesiyle ilgili Sedat Peker'in söylediklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Suriye meselesi hakikaten çok çetrefilli uluslararası bir sorundur. 10 yılı aşkın Türkiye'yle çok yakın ilgilendiren iktidarıyla, muhalefetiyle. Çünkü bizim komşumuz, yani orada çıkan yangın her an bizim eve de sıçrayabilir. Biz Suriye konusuna bir Amerika gibi, Avrupa gibi bakmıyoruz. Kaldı ki Avrupa, başta Amerika olmak üzere, orada kendilerine bağlı kalacak otorite bölgeler oluşturmak istedi. İşte Kuzey Irak'taki PYD kontrolüne girecek olan bölgenin
ne kadar Amerika'nın önemsediği, oraya ne kadar silah, maddi yığınak yaptığı ve arkasında da çekilirken o bölgede kendi askeri gücünü, özellikle petrol yatakları bulunan Derizor vesaire o bölge üzerinde askerlerini bırakıp gittiğini hep şahit olduk. Dolayısıyla Türkiye'de hiç şüphesiz gerek Kürt grupları, gerekse Bayır Bucak Türkmen aşiretleriyle haklı olarak ilişki geliştirmiştir. Ama bu ulu ortada ne o gün ne de bugün konuşulacak bütün bilgileri etrafa saçtırılacak bir konu değildi. O günkü tırlar konusu hatırlayalım, Ali nasıl ortaya çıktı. Sonunda anlaşıldı ki istihbarat teşkilatımız içindeki FETÖ'cüler bu bilgileri verdiler. Şimdi FETÖ terör örgütünün ilk olarak yanlış. Evet, FETÖ terör örgütünün ifşa ettiği bir konuyu biz kalkıp da bugün Sedat Peker bahsediyor diye çok itibar etmeyiz. Bugün de Sedat Peker'in özellikle Bayır Bucak Türkmenleri silah konusunu Sader Başkanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ile ilgili ama özellikle Metin Kıratlı ile ilgili Mali ve İdari İşler Daire Başkanı Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamaları, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, daha çok FETÖ terör örgütü tarafında yurt dışında kullanılan fake hesaplar veya bir merkezden yönlendirildiği anlaşıldı. Özellikle bakın Sadat Derneği, bu savunmaya yönelik olan, büyük ihtimalle o bölgede de faaliyet göstermiştir ama Genel Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin beyanatlarından dolayı Sayın Erdoğan onu görevden aldı. Bunu da hatırlayalım. Şu anda Cumhurbaşkanı'nda görevi yok. İstifası istenildi. Yalnız Metin Kıratlı'ya mesele gelince burada çok vaktimiz yok ama önemsememiz gereken bir konu var. O da FETÖ terör örgütü 2016'da 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişimi ve öncesi sonrası. Metin Kıraatlı sürekli FETÖ terör örgütünün hedefinde. Sayın Cumhurbaşkanımıza en yakın olan bürokrat. Mali ve idari işlerin başında. Şunu rahatlıkla söyleyeyim. Birlikte çalıştığı arkadaşları tanıyorum. Ben o arkadaşları kendimden daha fazla önemsediğimi itiraf etmeliyim. Yani hem bürokraside dürüstlük anlamında, inançları konusunda çok sağlam arkadaşlarla çalışıyor. Ama bu FETÖ terör örgütünün özellikle de bürokrasi içerisindeki ayağının temizlenmesi konusunda Metin Bey ve ekibi çalıştı. Açık seçik ortada. Ancak diyeceksiniz ki Sedat Peker'in ilgisi var. Yani Sedat Peker'in de o salonda hakikaten bir kamera ve bir tripodla çalıştığını düşünmemek lazım. Bu bilgiler, bu bilgiler yanlış bile veriliyor olsa, doğru veriliyor olsa bile önemli şeyler. Yani isimler bile başlı başına bir çalışmayı gerektiriyor. Ya o bölgeye, o bölgeyle ilgili, yani siz Kuzey Suriye'ye, Suriye'nin içindeki hareketliliğe, Bayır Bucak Türkmenleri, Kürt oradaki Kürt toplumuyla ilgili bilgilere sahip olmazsanız, yani geçip kameranın önünde konuşma şansınız olmaz. Peki kim veriyor? Onu bilmiyorum. Yani çünkü istihbaratçı değilim ama zincirin halkalarını arka arkaya getirdiğiniz zaman kesinlikle işi en azından sosyal medya üzerinde yönlendiren, yaymaya çalışan FETÖ terör örgütü olduğu çok açık ve seçik ortada. Ve Sedat Peker'in bu değerlendirmesinde şunu da anlıyoruz ki, hani Tayyip abim diye hitap ediyor, en güvendiği, Tayyip Bey'e asla yanlış yapmayacak, ihanet etmeyecek, parantez içinde söyleyeyim, yani şu anda AK Parti içerisinde olup Tayyip Bey'in kuyusunu geçmişte kazıyan arkadaşları da oldu, bugün de kazıyanlar var. Ama Metin Kıraatlı bunlardan birisi olamaz. Ekibi bunlardan birisi olamaz. Yani
şeyin sırası geldiği zaman altını çizerek söyleyeceğim. Sedat Peker diyor ki ben 10 bin dolar aylık gönderdiğim bir siyasetçi var, milletvekili var. Sayın Soylu'ya soruluyor. Mahkeme salonunda söyleyeceğim. Esasen mesajı nereye gönderiyor? Bu hangi partiye? Eğer HDP'li olsa Sayın Süleyman Soylu bir dakika durmaz açıklar. Yani AK Parti içerisinde bu çekişmenin olduğu besbelli. Bir cümleyle bu kısmı tamamlayayım. Hatırlarsanız AK Parti'nin 7. olan kongresi arkasında yine değerlendirmelerde bulundu. Ben köşe yazısı da yazdım haber değerde. AK Parti 7. olan kongresine gelirken ve kongreyi gerçekleştirirken öyle ciddi bir değişiklik yaptı ki ben çok net olarak hem FETÖ terör örgütünün hem de çeşitli çevrelerin hedefine gireceğini gördüm. O da şuydu. Biliyorsunuz çok ciddi manada kadrolarına hiçbir yanlışa bulaşmamış, tertemiz, hatta AK Parti'de üyeliği bile olmayan milli görüş kökenli arkadaşları aldı. Bunların başında İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe geliyor. Yine Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde görevlendirdiği Mustafa Şen, Diyarbakır'dan Alaaddin Parlak ki Refah Partisi'nden beri hep il başkanlığı yapmış olan kıymetli bir arkadaşımız. Onun gibi çok arkadaşı MKYK aldığı zaman ben de büyük bir merakla işin ucunu nereye gideceğini görmeye çalışıyordum. Metin Kıraatlı, Sayın Kıraatlı da bu çerçevede değerlendirmesi gereken önemli bir bürokrattır. Dolayısıyla özellikle kongre sonrası AK Parti'deki bu değişim FETÖ terör örgütünü çok ciddi manada endişeye sokmuştur. Benim konuştuğum açıklıkta AK Parti'den kimse konuşamaz. Sıkıntılarını biliyorum şundan dolayı. Çünkü hep gazeteciler olarak demiyor muyduk siyasi ayağa ne zaman sıra gelecek? AK Parti içinde gelmedi. Peki şu konuşulabilir mi? Ya AK Parti içinde zaten FETÖ'cü yoktu ki. Bu konuşulabilir mi? Hayır. Vardı şimdiye kadar, neşter vurulmadı. Bugün itibariyle herkes anlıyor ki yolsuzluklara, FETÖ terör örgütüne bulaşmış olan parti içerisindeki ekipler Sayın Erdoğan'ın iradesiyle temizlenmeye doğru gidiyor. Sayın Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Bey'le başa baş evinde bir görüşmesi arkasında Ramazan ayında yine külliyede birlikte iftar yapmaları ve arkasında da kongrede bu gelişme elbette ki ciddiyetle takip ediliyordu ve şu anda da hedefte olduklarını görüyoruz. Atıf Bey, aslında şu noktada söylediğinizde haklısınız. Evet, belki Sedat Peker'e FETÖ bunları vermiyor ama Sedat Peker'in bu söyledikleri en çok FETÖ'nün işine geliyor. Bunu YouTube'da da net bir şekilde görüyoruz. Böyle daha önce bilindik FETÖ'cü hesaplar Sedat Peker'in iddiaları üzerine aslında böyle atlıyorlar ve bunun üzerine komplo teorileri de öğretiyorlar, analiz videolar çekiyorlar. Yani en çok FETÖ'nün işine yaradığı aşikar. Öte yandan benim de aslında biraz üzüldüğüm nokta, Türkiye son yıllarda gerçekten bölgede ve küresel ölçekte söz sahibi olma iddiası taşıyan bir devletti. Yani böyle bir hikaye anlatıyordu dünyaya. Ama son böyle Sedat Peker'in videolarıyla birlikte uyuşturucu ve silah kaçakçılarının kol gezdiği, devlet, mafya, medya ilişkisinin birbirine içerisine girdiği bir devlet imajı çizmeye başladı. Bugün mesela Financial Times gazetesinde, dünyaca saygınlık kazanmış gazetelerde Sedat Peker'in iddiaları haber oluyor. Ve Türkiye buradan aslında eleştiriliyor, zor durumda bırakılıyor. Bunun da Türkiye'ye aslında hiç iyi yansımaları olmayacak gibi duruyor önümüzdeki günlerde ama yine de herkes konuştuğu için bu konuları biz de gündeme getiriyoruz. Biraz Süleyman Soylu konusuna dönmek istiyorum. Sayın Soylu önce TRT Haber'de bir program yaptı. Ardından Habertürk'te kendisine muhalif gazetecilerin de karşısına çıkarak soruları yanıtladı 3 saat boyunca.
Ve burada da bir takım iddialar ortaya attı. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz mesela AK Parti'den 10 bin, ya Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi gibi bir mesaj gönderdi bir yere. Öte yandan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da işin içerisine katarak AK Parti'den ayrılma süreçlerini tekrar tartışmaya açtı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz Atık Bey siz? Süleyman Soylu'nun iddialarını. Evet, şunu söyleyeyim. Ya özellikle basın, Ankara kulisleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kulisleri, medya, Süleyman Sedat Peker'in gündeme getirdiği bazı konular var ki yıllardır takip ediyoruz. Ama ne hikmetse bunu hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Sedat Peker dile getirince milyonlarca insan ilgi duymaya başladı. Bunun bir tasımı var. Bunu da tam bu saat itibariyle anlamış değilim. Ama bildiğimiz bazı konular var ki hem doğru hem de üzerinde söylediğim gibi yıllardır uğraşıyoruz. Bakın Ali Bey, ilk defa bu programda seninle günü ve saati geldiği için açıklayacağım. Ben 2 yıl boyunca Anadolu Ajansı Dış Haberler Servisi'nde Arapça masasında çalıştım. Benim o dönemde yaşadığım bir hadiseyi anlattığım, şu anda AK Parti'nin çok önemli bir makamını işgal eden birisini anlattığımda bana aynen şu hareketi yaptı. Yani fermuarı ağzına çek, konuşma diye. Kısa bir süre sonra onunla ilgili de, ama şantaj amaçlı yaptılar, bir kaset yayınladılar. O da başladı konuşmaya. Yani o dönemde en güvendiğimiz AK Parti'de, hatta AK Parti'nin dışında da çok açık söyleyeyim, bizim Milli Görüş camiasında da söylediğimiz büyüklerimize, ya bunlar Müslüman, sen ne diyorsun, bu iftiraya girer. Şimdi iftira mı değil mi anladık. Ancak peki neydi mesele benimle ilgili? Bakınız, ben Dış Haberler Servisi Arapça masasına bakıyorum. Pakistan'da çok önemli bir toplantı yapılıyor. Özel davet edildim. Oranın Pakistan mezunuyum. Pakistan'a gittim. O dönem 2012'den bahsediyorum. 2012. Gittim, toplantıya katıldım ve bizim Türkiye Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçisi'ni ziyarete gittim, rica ettim. Efendim, ben Anadolu Ajansı'nın muhabiriyim. Ülkenin, yani Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Asif Zardari ile bir röportaj yapmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Bana güldü, dedi ki Atıf Bey, benimle alay mı ediyorsun dedi. Asif Zardari ile 6 aydır, yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemişim. Ben görüşemiyorum. Yalan söylediğini biliyordum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Pakistan Büyükelçisi istediği gün her zaman Pakistan'ın Cumhurbaşkanı'yla görüşme üstünlüğüne sahiptir. İnal Batu şunu söyle anılarında. Ben daha güven mektubunu sunmadan o dönem Gulam İshak Han'la hemen gittim, görüştüm. Beni davet etti. Havalanına indiğim an direkt sarayıma gelsin diye davet etti. Bunu ben duyunca sayın o zamanki büyükelçiden anladım ki yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti adına çalışan bir büyükelçi değil. Ortaya çıktı. Kendisi de, orada bulunan 4 tane ajansın muhabiri de, en başta Anadolu Ajansı'nın hepsi FETÖ'cü çıktı Ali. Ve bana yardımcı olmadı. Dedim ki Sayın Büyükelçim, kendi imkanlarımla şayet bu randevuyu alırsam kırılmazsınız değil mi efendim? Şöyle bir istihzai durumda bulundu. Eğer öyle bir durum söz konusu olursa benden de Sayın Cumhurbaşkanı'na çok selam söyle. Yani ukelalık yaptım. Alamazsın o röportajı der gibi. Erbakan Hoca'nın bir dostu senatörlük yapıyordu. Profesör Hürşit Ahmet devreye soktum. 6 saat içinde randevuyu aldım. Ve Türkiye ile Pakistan karşılıklı ayağa kalktı. Anadolu Ajansı haber yapıyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Anadolu Ajansı'na özel röportaj verecek. Akabinde
sonra başbakanlık yapan o dönemin ana muhalefet lideri Nawaz Şerif, kardeşi Şahbaz Şerif, eyalet başbakanı. Bunların hepsiyle özel röportajlar yaptım. Yalnız Anadolu Ajansı'nın orada benim yanımda bulunması gereken Pakistan muhabiri bana açıkça dedi ki abiden dedi. Abiden bunların isimlerini bile çıkarıp verebilirim. Verebilirdim ama bir anlamı olmadığı için. İkleri için ben de konuşmadım. Benimle gelmedi buralarında bunlara. Ben genel müdürü değil, kesinlikle abiyi dinlerim. Abi bana telefon açsın, size yardımcı olayım diye. Abi dediği o dönemde AK Parti'nin inisiyatifiyle, genel müdür inisiyatifiyle Diller Dairesi ve Dış Haberler Servisi başına gelen FETÖ'cüydü. Ben buraya Türkiye'ye döndüm. Ajansa geldim. Raport kendisine sunuyorum, yayına verilecek, hepsinin üzerine yayınlanmayacak diye yazıyor. Niye, neden dedim? Arkadaşım diyor ki Pakistan'daki yetkililerin hepsi NATO'nun aleyhinde konuşmuş. Biz NATO'nun üyesiyiz, nasıl kalkıp NATO'nun aleyhinde biz burada bir yayın yapabiliriz? Ya onu bağlar ve sonunda beni tahrik etti. Sen gitmişsin orada bizim muhabirle de tartışmışsın dedi. Kavgayı çıkardı, birbirimize saldırdık ve genel müdürün önüne nihayet beni çıkardılar. Genel müdür ya beni görevden alacak ya da İstanbul'a sürgüne gönderdi. Beni İstanbul'a da gönderdi. Bir süre de Arapça bölümünde İstanbul'da çalıştım. Bir gün bana bir yazı geldi. Seni Pakistan'ın Lahor kentine gönderdim. Gitmeye razıydım. Tamam gidiyorum dedim. Büro açacak mısınız? Hayır. Maaşımı arttıracak mısınız? Hayır. Kiramı verecek misiniz? Hayır. İstiyorsan git, istemiyorsan gitme. Velhasılı kelam, genel müdür yardımcısı şu anda da Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde çok 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 önemli bir görevde. Gerektiği zaman hepsinin ismini verebilirim. Benimle oturdu dedi ki arkadaş, bunlar kafayı sana taktılar. Sen Erbakan Hoca'nın özel kaleminde çalışmış bir adamsın. Senin çekilmen gerekiyor. Sen istiyorsan direnmeye devam edeceksen olacaklara göğüs gereceksin. Yok, ne devam etmeyeceksen biz senin tazminatı verelim. Sen istifanı ver, çekil. Gerektiği zaman yine ismini vereceğim. O gün Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Diş İlişkiler Daire Başkanı benim makamına çağırdı. Dedi ki bak ben Erbakan Hoca'yı sevdiğim için seni çağırdım. Arkadaşım dün gece senin bilgisayarını aldılar. Niye aldılar? Bilgisayarınız alındı dediniz Atık Bey. Evet. Oradan bana bilgisayarın dün alındı mı diye sordu. Evet dedim. Ne yapacaklarmış? Format atacaklarmış dedim. O formatı ne olduğunu biliyor musun? Herhalde yeni bir programdır falan, haber sistemiyle ilgili. Hayır dedim. Şu anda senin durumunda olan saldırdıkları birkaç arkadaş var. Maalesef ancak yani ben sana söyleyebiliyorum. Açık itiraf etti. Buna dedi yani dilim varmıyor söyleyeyim ama bizi izleyenler anlayacaktır. Çok ağır insanın izlemeyeceği filmler yükleniyor, formatlar yükleniyor. Aman ha sana bilgisayarı getirdikleri zaman açma dedi. Ayrıca bunları kendi eşimle anında geldim paylaştım. Böyle yapacaklarmış bize karşı bilginiz olsun diye. Çünkü insan korkuyor. Bana dedi ki size bayan da gönderebilirler. Ayrıca da senin çekmecende eroin ve esrar çıkabilirdi. Benim ayaklarım titredi. Ne yapmam gerekiyor? Tek bir çaresi var. Sizin kendi isteğinizle istifa edip gitmeniz. Şimdi arada geçmiş 9 yıl. Ben evet gittim. Genel müdür yardımcısı olan, iyi niyetli olan, şu anda da devletin çok önemli bir kademesinde olan bir bürokrat. Kendisine dedim ki tamam ben dilekçe yazayım. Kendi isteğimle istifa ediyorum dedim. Tazminatımı da ödediler. Ancak benim gibi şanslı olup da zamanında bilgi almayıp kendi isteğiyle çekilmeyen bir iki arkadaşıma bütün bu iftiralar atıldı.
Hatta iş o kadar büyüdü ki kendi eşlerinde de boşanabilecek seviyeye geldiler. Çok ağır şartlar yaşadılar. Bu bizim yaşadığımız ve Türkiye'de milyonların yaşadığı bir dram. Şu cümleyi anlatayım diye Ali buraya kadar uzattım. Rica ettim. Dedim ki Sayın Genel Müdür'le helallaşmak istiyorum. En azından yardımcı oldu vesaire vesaire. Beni nihayet önüne aldı, götürdü genel müdüre. Helallik diledik ama ayrılmadan Sayın Genel Müdür. Bugün bize bunu yapanlar, bunlar kesin. Bak sen bilesin ki bizden sonra sıra sana geliyor dedi. O da kafasını kaldırdı, beni dinleyecektir. İsterse de bir televizyon programında karşı karşıya gelebiliriz. Sen canını sıkma, yüzlercesini görevden aldık dedi. Biz gittikten birkaç ay sonra bu sefer bütün kıyameti onun başına kopardılar. Halen basında yazılıdır. Çarşaf çarşaf olmuş veya olmamış. Binlerce iftira attılar, onu da uzaklaştırdılar. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken ona basın müşavirliği yapmış olan bir arkadaştı. Şimdi biz bu konuları bilmiyor değiliz. Bize Sedat Peker'inden efendim trollere kadar yine Ali dosya pelikancılara kadar bu konuda kim işbirliği geçmek istediyse reddettik. Dedik ki arkadaşım namusumuz ve şerefimizle aç kalmayı kabul ederiz ama namussuzluk yaparak insanların ırz ve namus hayatıyla oynama şebekelerine katılamayız. Geldiğimiz noktada daha iyi anlaşılıyoruz Allah'a şükürler olsun. Bu şekilde mağdur olan on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan oldu Türkiye'de. Ama maalesef asıl kumpasları kuranlar halen Türkiye'de çok belirgin yerleri işgal etmeye devam ediyorlar. Bu konuların önemli bir kısmını biliyordum. Ancak Sedat Peker hiç şüphesiz bunları gündeme getirince tekrar söylüyorum. Bütün Türkiye bu videolarla hop oturuyor, hop kalkıyor. Şimdi Sayın Süleyman Soylu'yu sordunuz. Doğrusu Süleyman Soylu'yla ilgili, Sayın İçişleri Bakanı'yla ilgili iddialar onu çok yıprattı. Kamuoyun gözünde eski Süleyman Soylu kalmadı, çok yıprattı. Geçen yıl kendisi kendi isteğiyle istifa etti. Bir nevi rest çekti, bütün Türkiye ayağa kalktı. Bu sefer de Sayın Süleyman Soylu'nun istifasını bekliyordu herkes. Bu sefer de istifa etmeyeceğini söyleyerek Habertürk'te restini çekti. Her ikisi de tuttu. Geçen yıl da tuttu Ali. Bu yıl da tuttu ancak bir farkla Süleyman Soylu çok yıprandı. Yalnız o programda eğer hepsini değerlendirecek olsak şimdi çok insandan duyuyorum. Ve 3 saatlik programda hiçbir şey konuşmadı. Hemen soruyorum sen dinledin mi? Evet. O zaman hiçbir şey konuşmadıysa 3 saat boyunca niye dinledin diyorum. Gülüyorlar bu sefer. Yok çok şey konuştu. Bakın onun lehine gelişen birkaç şey söyleyeyim. Süleyman Soylu'nun. Bir, Mehmet Ağar'la ilişkisinin olmadığı tam tersine yani 90'lı yılların faili meçhul cinayetlerin müsebbibi olarak bilinen Mehmet Ağar, Tansu Çiller konsorsiyumunun içerisinde bulunmadığını o dönemde DYP'de onlarla mücadele ettiğini ispatladı. İspatladı. Süleyman Soylu Sedat Peker'le hiçbir araya gelmediğini, birlikte bir resimlerin olmadığını ispatladı. Ama maalesef kamuoyunun çok sevdiği, güvendiği bazı AK Partiler var ki çarşaf çarşaf fotoğrafları var Sedat Peker'le. Ancak arada bazı insanların gelip gittiği de ortaya çıktı. Bu 10 bin dolarlık meselesi orta yerde duruyor. Ve siz Sayın Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili Sayın Davutoğlu ile ilgili sordunuz. Her ikisini de akladı Ali. Süleyman Soylu'nun konuşmaları Ali Babacan'ı da Ahmet Davutoğlu. Sayın Ali Babacan'ı da Sayın Davutoğlu'nu da akladı. Neydi? Sayın Davutoğlu diyordu ki ben terörle mücadele ederken başbakan olarak Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, başka arkadaşlar beni düşürmek için kumpas kurmuşlar diyordu. Bunu itiraf etti değil mi? Açıkça dedi biz 7 arkadaştık. Ama biz böyle öyle söyledi. Dedi ki HDP ile işbirliği yapmaya çalışıyordu. Biz buna karşı çıkarak
imza topladık ve gitmesi için çalışma yaptık dedi. Yani Ahmet Davutoğlu terörle mücadele değil de HDP ile işbirliğiyle ilişkilendirdi. Davutoğlu da diyordu ki ta o zaman beyanatı var Ali. Arşivlere bakalım, hani meşhur sözdür ya. Arşivler yalan söylemez diye. Davutoğlu da şöyle diyordu. Ben Doğu ve Güneydoğu'da PKK ile dağlarda o mücadele için silahlı kuvvetler özel hareketle beraberken, o bölgedeyken genel merkezimde birileri beni genel başkanlık ve başbakanla düşürmenin projesini geliştirmişler. İşin yani fotoğrafı bu. Geliştirmişler mi? Vallahi geliştirmişler, evet. Biz bunu organize ettik diyor. İki, diyor ki toplantıda yani HDP ile ilgili CHP ile birlikte kurmayı düşündüğü koalisyon hükümeti Sayın Davutoğlu ortaya getiriyor gündeme. HDP ile ilgili anayasayı birlikte çıkaracaklarını söyleyince tartışma çıkıyor. Sayın Babacan da söz alıyor. Diyor ki şu anda hükümet kurulur ama ekonomi çökerse onu ayağa kaldıramayız. Süleyman Soylu diyor ki aynen böyle söyledi diyor. Bunu Ali Babacan Bey söylemedi. Bunu söyleyen Süleyman Soylu. Ben de diyor dedim ki o iş bizim işimiz değil. Yani ekonomi bizim işimiz değil. Ya bizim işimiz ne? Tek başımıza hükümet olmak. Şimdi Ali Babacan da hatta çıktı. Tabii ki vatandaşın ekmeğini aşını düşüneceğim. Ne düşüneceğim? O dönem ekonomiden sorumlu bakandım dedi. Başkan yardımcısıydım dedi. Yani ben de o anlamda söylüyorum. Yani Ali Babacan o günkü şartlarda ekonomiyi çökmekte olduğunu görmüş ve demiş ki ya hükümet her halükarda kurulur. Önemli olan ekonomiyi ele atalım. Yani biz tek başımıza yeniden seçime gidip 1 Kasım'da tekrar erken genel seçime gittiler ya. Hükümet Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir karar aldı. Çünkü hükümet kurulamıyordu. Böylece geçici hükümet kuruldu. Ve 1 Kasım seçimlerine tekrar bir seçime. Türkiye'ye maliyeti işte bugünlerde yaşıyoruz. Pandemi döneminde elimizde para yok. Demek ki Sayın Babacan çok doğruymuş o gün söylemiş. Aman önce ekonomi, sonra hükümet işine gelin. Böylece hem Sayın Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılışı bir anlam kazandı. Hem de Sayın Babacan'ın ta o günlerde Türkiye ekonomik krize gidiyor. Aman bu kuru çekişmeler, partilerin kuru çıkar çekişmelerine girmeyelim diye içeride çok ciddi manada uyarmış kendi arkadaşlarını. Ama şu da ben tekrar altını çizeyim. Benim açımdan önemli olan Sayın Süleyman Soylu'nun Mehmet Ağar, Tansu Çiller ekibiyle bir ilişkisi yok. Ancak açıklayamadığı ve programdaki tavırların itibariyle de benim eleştirilerime de mazhar olduğu bir aşikar. Yani ne? Yarım saate yakın bırakmadı gazeteciler sorular sorsun. Sürekli kendisi konuştu. Benim çok sevdiğim Mehmet Akif Ersoy, Veys Ateş. Ya bunlar çok iyi gazeteciler. Bunlara soru sordurtmadılar. İsmail Saymaz'la diğer arkadaşlar hakikaten iyi bir performans ortaya koydular. Muhalefet adına sorulması gereken neyse sordular. Diğer iki arkadaş bölgede kaldı. Buna da sebebiyet veren Sayın Bakan'ın tavırları oldu. Ama ben o gece Twitter'ımda da paylaştım. Sayın Süleyman Soylu diyor ki ben istifa etmiyorum. Beni görevden alacak babaydı göreyim diye. Arkasından biliyorsunuz hemen bir gün sonra Sayın Bahçeli bir nevi kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. Ve artık haftalardır bekleyen Sayın Cumhurbaşkanı son noktayı, Sayın Bahçeli zaten ne diyorsa o oluyor ya, geldi grup toplantısında dedi ki biz Sayın Bakanımızdan yanayız. Hiç şüphesiz bir mafya babasının iddialarıyla bir İçişleri Bakanı görevden alınmaz. Ama siz de söylediniz. Bugünkü durum FETÖ'yle iş tutuş şekilleri. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi dedi ki rahmetli Erbakan hocamın dışında her başbakan FETÖ'yle iş tutmuş. Allah bizi affetsin, tövbe ediyoruz dedi. Güzel. Ancak bir de bir gerçek var ki yani bu FETÖ terör örgütü en çok destek aldığı dönem AK Parti'nin hükümette olduğu dönemler oldu. Bugün mücadele ettiği ekipler yine AK Parti içerisindeki milli görüşçü arkadaşlar. Diğerleriyle çok fazla sorun yaşamıyor. Ama bir de bir gerçek var ki Sayın Erdoğan bir irade ortaya koymuş.
dava arkadaşlarına geçmişte tanıdığı tabandan tekrar büyümek istiyor. Bunun karşısında da FETÖ terör örgütü bu işi çok iyi bildiği için şu anda da özellikle Almanya merkez olmak üzere Avrupa ve Amerika'da gücünü devşirmiş ve Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmak istiyor ve bunun gayreti içerisinde. Bunun gayreti içerisinde. At Bey, süremizi aşmayalım. Bir sonraki videoda daha yine gelişmeleri değerlendiririz. Bu değerli analizleriniz için teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yavaştan alayım, programı kapatalım. Ben çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin kafasını yormamak adına burada noktalayalım. Dediğiniz gibi önümüzdeki hafta yine devam ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sevgili izleyenler, Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarla birlikte gelinen noktayı Atıf Bey'e sordum. Sağ olsun, kendisi de değerli fikirlerini bizimle paylaştı. Haber değeri takip etmeye devam edin. Biz bölgesel ölçekte aslında yerel ve bölgesel ölçekte yayın yapan bir haber sitesiyiz ama Atıf Bey'in de ifade ettiği gibi şu anda Edirne'den Ardahan'a kadar herkesin konuştuğu konu bu olduğu için biz de bir şeyler söylemeye çalıştık. Umarım sizin için de faydalı bir yayın olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.